Halkların Demokratik Partisi grup önerisi üzerinde önerinin gerekçesini açıklamak üzere öneri sahibi Halkların Demokratik Partisi grubu adına Antalya Milletvekilimiz Sayın Kemal Bülbül'ü kürsüye davet ediyorum. Sayın Bülbül, süreniz 5 dakika. Ses olalım değerli arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Geçen gün söylediğim bir konuyu tekrar dile getirerek başlamak istiyorum Sayın Başkan. Sayın Mustafa Şentop, Meclis Başkan Vekili makamdayken ifade etmiştim, tekrar ifade edeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortasında yapay çiçekler var. Bu yapay çiçek, politikanın yapayını anladık. Davranışının yapayı hadi, o da öyle olsun ama yapay, doğanın yapayını yapmayalım. Bu çiçekleri lütfen rica ediyoruz. Gerekli değişikliğin yapılmasını. Evet. 3 Aralık 1994 tarihinde Sayın Milletvekilleri, değerli Başkan, İstanbul'da Özgür Ülke Gazetesi'nin Kadırga'da bulunan teknik merkezi, Cağaloğlu'nda bulunan merkez bürosu ve Ankara'da bulunan bürosu eş zamanlı olarak bombalanmış. Bu bombalamada Ersin Yıldız adlı arkadaşımız yaşamını yitirmiş ve 23 tane gazeteci de, 23 tane çalışan arkadaşımız da yaralanmıştır. Bizler sevgili Abdi İpekçi'den, Uğur Mumcu'dan, Ahmet Taner Kışlalı'dan, Ape Musa'dan, Musa Anter'den, bir halk tabiri var, diyor ki Ape Musa, Ape Musa, seni vuran kanlar kusa. Bu gazetecilerin sistematik olarak katledildiğini ve bu katliama rağmen maalesef hiçbir fail bulunmadığını ve bu politikanın şu anda gazetecileri tutuklamak, susturmak, gazeteleri ve televizyon ekranlarını kapatmak, sosyal medyada olağanüstü bir ablukasyon aracılığıyla her an her dakika kontrol yapıp uyduruk hukuki gerekçe ihdas edip bununla da tutuklamalar yapmak olduğunu hep beraber görüyoruz. Aslında 3 Aralık 1994 yılında Özgür Ülke'ye uygulanan politika değiştirilerek, başkalaşarak devam ediyor. Lakin 3 Aralık 1994 yılından bu yana bu kadar süre geçmişken İstanbul'un her iki noktasında ve Ankara'da eş zamanlı bombalı saldırı oluyorken ve hemen saldırının akabinde dönemin başbakanı şöyle bir cümle kullanmışken, bölücü ve yıkıcı faaliyetlere destek verecek şekilde yayın yapan basın organlarının faaliyetleri son günlerde devletin bekası ve manevi değerlere açıkça saldırı şeklini almıştır. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne yönelik tehdidin bertaraf edilmesi maksadıyla Adalet Bakanlığı'nca bu kadar suç duyurusu olmasına rağmen hukuken etkili bir şey yapılmamasının nedenleri bilinerek giderici önlemlerin alınmasına diye buyurmuş Tansu Çiller dönemin başbakanı. Galiba giderici önlem dediği, birinin de bin operasyon diye adlandırdığı bir katliam girişimi, işte bu Özgür Ülke'nin bombalanmasıdır. Bu kadar süre içerisinde ne bir sorumlu bulunmuş, ne bir yargılama yapılmış, ne bir tespit yapılmış ve biz bugün tekrar bu konunun gündeme getirilmesini, Özgür Ülke ve daha sonra yapılan gazetecilere saldırı, katliam vesairenin de dahil olmak üzere bu konuda bir araştırılma yapılmasını talep ediyoruz. Sevgili vekiller, değerli başkan, bakınız o dönem hükümet sözcüsü olan Yıldırım Aktun'a ne demiş? Türkiye'yi zor durumda bırakmak için kendi kendilerini bombaladıklarını düşünüyoruz. Gar katliamı içinde böyle denmişti ya, kokteyl falan denmişti. IŞİD'ci canileri izole etmek için böyle denmişti. Başkaca 6-7 Eylül olaylarında ilk tutuklanan mesela rahmetli Aziz Nesin akabinde Asım Bezirci'dir. Nedense böyle bir katliam planı yapılıyor ve akabinde mağdurlar suçlanarak böyle bir tutuklama, böyle bir sistematik politika yürütülüyor. İttihat Terakki'den beri, Teşkilat-ı Mahsusa'dan beri aydın, gazeteci, demokrat, solcu, sosyalist, devrimci, Kürt basın kesimine yönelik bu sistematik baskının ayyuka çıktığı bir tarihtir.
3 Aralık 1994. O nedenle 3 Aralık 1994 ile ilgili bir araştırmanın yapılması, talimat verenlerin, talimatı uygulayanların ve eş zamanlı olarak, organize olarak davrananların kim olduğunun ortaya çıkarılması gerekir. Ayrıca yine bugün karşı karşıya olduğumuz basın, gazeteciler, basın organları, televizyonlar, sosyal medya paylaşımı üzerinde... Sayın Bülbül devam edin. ...ediyorum. Ablukanın bir an önce kaldırılması gerekmektedir. Özgür ülkeye yapılan saldırı, özgür ülkeye yapılan saldırılar gibi saldırılar bu ülkede basına derin devlet diye tabir edilen hemen her dönem iktidarda olan, bu dönemde iktidarda olan sistemin, algının bakış açısını gösteriyor. Bu derin devlet olgusu deşifre edilmelidir. Basın özgür olmalıdır, eşit olmalıdır. Özgürlük, eşitlik, adalet için gazetecilik yapan ve bu uğurda hakka yürüyen tüm gazetecileri saygıyla anarken özgür ülke bombalanmasıyla ilgili olarak önergemizin kabul edilmesini ve gerekli araştırmanın yapılmasını saygılarımla arz ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Bülbül.